Code.org sitesinde derslere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurusu 3, Ders 5, Sanatçı Fonksiyonlar bölümündeyiz. Tamam deyip hemen çalışmalara başlayalım. Demiş ki şu arası 25 piksel. Tamamı bunun şöyle 100 piksellik. 100 piksellik öncelikle bir kare çizeceğiz. Bu işlem için bunu 4 kere tekrarla diyelim. 4 kere tekrarlayacak. E, i̇şlemimiz ileriye 100 olacak. İleriye taşı 100. Önce şu kareyi bir tamamlayalım. Daha sonrasında bunu sağa dönecek. 90 bu işlemi yapacak 4 kere buraya gelmiş olacak. Ve tekrar şuraya gelmemiz için 100 burası. Şurası da köprünün arası 25 daha az olduğuna göre arasındaki yer o zaman 175 ilerleyecek. 25 daha azsa şu çizgiden yani 75 o zaman burası. O zaman ileri 175 gideceğiz. Çünkü 100 burasıydı. 75'te şu köprü onu kastetmiş. Biraz anlaması güç olabilir. Siz Türkçe'ye çevirerek çalışmalar yapabilirsiniz. 175 taşıyacak ve sonra bu işlemi tekrarlayacağız. Tekrar şuraya gelmiş olduk. Bu kez bir kare daha çizeceğiz. ileriye ve sağa dön şeklinde çalıştıralım. Evet herhangi bir sorun yok. Devam dedik. İkinci bölüme geçtim. Gördüğünüz gibi bir fonksiyon oluşturulmuş. Fonksiyonun mantığı bu. Aşağıda fonksiyon şeklinde bu kodları yazmış. Çalıştığı zaman sadece bu fonksiyonu buradan çağırma işlemini gerçekleştirdik. Fonksiyonu böyle tanımlayabilirsiniz. Görsel olarak görmeniz sizin için daha iyi oldu. Şimdi bu kısım aynı kalacak. Biz bir kare çiz kısmına bakacağız. Bir çalıştıralım. Bunu bir kere yaptı. Biz şimdi bunu bir döngüye alalım. Ve daha sonra tekrar bu şekilde çalışmasını sağlayacağız. Yine fonksiyonu çağırma üzerine. Bu aynen kalacak. Tekrar yine 175 gitmemiz gerekiyor. Çünkü kareler birbirinden 75 uzaklıktaymış. Yani şurası 75'miş. İleriye taşı dedim. Ne kadar gidecek? 175. Bir önceki örnekten hatırlayın. Burası 100'dü. Araları birbirinden 25 uzaklıktaysa burası 75 demektir. 75 uzaklıktaysa yani. Sonra bir kere daha kare çizersek. Fonksiyonu bir kere daha çağırırsak olacaktır. Evet herhangi bir sorun yok. Devam dedik. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Yine fonksiyonumuz burada. Yine bir kare çiz kalacak burada. Bu kez fonksiyon 115. Bu kez bunlar 115 uzunluğundaymış. O zaman burayı 115 yapacağım. 100 demişti. Sonra bir bakalım. Daha büyük bir gözlük olduğu için zaten bu kalacak burası. O zaman 100, burası 45 uzaklıksa 115 de burası. O zaman buraya gelmesi için 160. Bir kare çizecek. Sonra ileriye taşı 160 çünkü 115 buraydı 45 de buru olduğunu söylüyor. Yönergeyi okuyarak yapıyoruz bunları. 160 dedikten sonra tekrar fonksiyonumuzu çağıracağız. Çalıştıralım. Herhangi bir sorun yok. Devam dedik. Şimdi dördüncü bölümdeyiz. Yine fonksiyonumuz bir kare çizme üzerine ancak üç kere tekrarlayacak bir işlemi üç kareyi yapacak. O zaman önce biz bir döngümüzü alalım. Bu işi üç kere yapacağımız için. Yine bir kare çizileceğiz içine. Ancak burada bir derece dönmesi lazım. 90 dönerse buradan aşağı gidecektir. Şu açı kadar kalıyorsa arada demek ki bir bakalım. Zannediyorum 120 olacak ama dik gitmeyecek. Açı verdireceğiz. O zaman bu açımız şöyle 120. Şu şekilde olacak. Arada 30 derece bir açı kaldığı için buraya atlamasını sağladık. Devam dedik. Şimdi 5. bölümdeyiz. Burada demiş ki 3 kez tekrarla 6 genç çiz. Burada herhangi bir sorun yok. Bu iş 3 demiş 6 genç çiz. Sağ dönmüş 120. Burayı da 4 kez tekrarlamış. Altıgen için 4 değil 6 kez tekrarlayacak. Her bir altıgen çiz fonksiyonu 50 piksel kenarlı. 50 pikselse o zaman bu 50 olacak. Düzenleme yapıyoruz şu an. Sağa dönmesi gerektiği derecede 90 değil bence. Dik olur 90 olsa. 50 yapacağı için o zaman 60 olacak. Çünkü altıgen olduğu için içerisi 360. 6'ya bölsek 60. Bu şekilde bir çalıştıralım. Kodlarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Devam dedik. 6. bölümdeyiz. Yine bir altıgen çizilmiş. Ana programı 6 kere döngüleyebilir misin? Biz bu fonksiyonu aynen kullanacağız. Ama bunu demiş ki 6 kere döngüleyebilir misin? Döngüyü aldık. 6 kere bunu tekrar ettirelim. Sonra burayı çizmesi için zaten 60 derece dönmesi gerektiğini bir önce anlamıştık. E, sağ dedik. 60 çalıştı diyelim. Devam dedik. Şimdi 7. bölümdeyiz çiçek çiz fonksiyonunu kullanarak saksının geri kalanı doldurabilir misin? Fonksiyonumuzda çiçek çizmeyi göstermiş. Biz bunu 3 kere tekrarlayacağımız için hemen 3 fonksiyonu alıp burada yapalım. 3 kere döngü için alacağız çiçek çizmeyi. Ancak burada bittikten sonra tüm bitkiler buna 100 piksel uzaklıktaysa bunu 100 ileriye atlatacağız. İleriye atla 100 piksel. Çalıştıralım. Hı. devam dedik. 8. bölümdeyiz. Yine bir fonksiyonumuz var. Bir kar tanesi çizme işlemini yapmış. Şimdi kar tanesi çizme işleminde herhangi bir sorun yok zaten. Buraya direkt bir kar tanesi çiz deyip zannediyorum başka bir şey istememiş. Bir bakalım çalıştıralım. Kar tanesini çizdi. Herhangi bir sorun yok. Bitiş diyelim. Devam. 9. bölümdeyiz. Serbest zaman. Burada iki fonksiyon var demiş. Küçük dişli ve büyük dişli. İki adet fonksiyonu çağırmış. Tamam. Çalıştıralım. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Bitiş dedik. Kodlar zaten doğru. Kendi de vermişti. 10. bölümdeyiz. Fonksiyona göre çoktan seçmeli verilen fonksiyonu bulabilir misin? Böyle bir tane küçük bir dikdörtgen. Sonra atlayacak. Dikdörtgen için bir bakalım. Fonksiyon zaten burada olduğuna göre önce bunu çağırıp 90 100 evet zaten bu direkt belli gönder diyelim tamam bu bölümümüzde burada bitmiştir bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın